Yani Umut Öğüt artriti elbette ki bu konuştuklarımız çerçevesinde elbette ki bunun beslenmesinin toparlanması gerekiyor. Bunun için de kişinin tabiatına, hastalığına, gıdasına uygun besinsel protokollerin ortaya konması lazım. 2. Bu kişilerde özellikle ödemin atılmasına yardımcı olacak. Eklem yenilenmesine yardımcı olacak ve hücre onarımına destek olacak bazı fito reçetelerin devreye girmesi şarttır. Ha, bununla birlikte o günlük yaşantısını rahatlatmamız lazım. Bunun için de özellikle bacaklarındaki, kollarındaki ödemin atılması şarttır. Bunun için de bazı lenfatik drenaj uygulamaları devreye girebilir. Özellikle hücrelerin enflamatuar süreci toparlaması için, patolojik iltihabın fizyolojik sınırlara doğru çekilmesi için mıknatıs alan uygulaması şarttır. Veyahut da vücuttaki toksinlerin nötralize edilmesi için bazı damar yolu uygulamaları. Bunlar bildiğiniz ama bazen sentezinde sorun yaşanan protokoller var. Çünkü bunu benzetme yapayım. 5 lokanta yine eti, sebzeyi, patatesi, havucu kullanır ama farklı yemekler pişirir. Bu da benzer bir şeydir. Onun için de bildiğiniz bir kısım uygulamalar farklı sentezlere tabi tutulduğunda farklı sonuçlar doğurmaktadır. Bunun içerisinde ozon da dahildir, askorbik asit C vitamini uygulaması da dahildir, N-asetilsistein dediğimiz uygulamalar da dahildir ve buna benzer damar yolu bir kısım birçok uygulama bunun içerisinde dahildir. Bununla birlikte hocam ne kadar da çevrede aman romatoid artrit hastasına fiziksel aktivite yasaktır dense de asla ki katılmıyorum bu konuya. Bu kişilerin durumuna, fiziksel yapısına uygun olarak da mobilize edici, eklemlerin kısıtlıklarını giderici, osteopatik, manuel benzeri uygulamalarla kişinin rehabilite edilmesine, hareketlenmesine yardımcı olmak kesinlikle şarttır. Buna dokunmadığınız zaman, onu kendi haline bıraktığınız zaman kişi öyle diğer sorularda cevap verdiğimiz gibi kendi kendine iyileşme ihtimali yoktur bu kişilerin. Tamam mı? Buna destek olunması lazım.